Benim tüfekten mermi yaptığım şeyler var. YouTube'da videolar var. Oradan bakabilirsin. Nasıl yapıldığını merak ediyorsan. Ne botu bu? İş botu. Yeni iş botu. %100. Bu nasıl loot ya böyle? Sağ ol. Yani %100 iş botu ilk defa buluyorum. Antibiyotik süper oldu. Tamam artık ileri yiyebilirim. Ama onun eksisi şey olur ya. Gıda zehirlenmesi %100 olacak şeyleri yemeyeyim de ben yine riski olan şeyleri yiyeyim. Kondisyonum artmaz. 10 saat uyku gerektiriyor. 10 saat boyunca kondisyonum artmaz. Sadece uyku da artırabiliyorum. Tekrardan söyleyeyim. İşte toplam böyle bir 12 saatlik uykuda %20 gibi bir şey veriyor. Kondisyon veriyor sadece. Onun dışında bir kondisyonum artmıyor. Hadi gidelim. Saat uyusam mı? Yok uyumayayım. Mizantropa yetişemem. Barba hoş geldin. Merhaba. Soğuktan dolayı buğulu. Sis lavayı severim. Güzeldir ama. Sis lavada kurt pususu yemek diye bir şey var bir de. Ben kurdun bol olduğu yere gideceğim. Mizantropa sabah geçerim olmadı. Bu sis lavada mizantrop sıkıntı. Tavşan adasında tavşanlar var en azından da. Bilmeyenler oluyor. Şunu da tanıtması ne garibim. Babex'i koyduğu o emoji kappa diye geçiyor arkadaşlar. Kappa demek ya ironi yapıyorum. Söylediğimi ciddiye almayın. Emojisi o sizin de YouTube'dan gördüğünüz emoji. Çeko olarak yazılmış bir şey. Çünkü soranlar oluyor, bilmeyenler oluyor. Gentil hile o yüzden yazıp kappa koyuyorlar. Şimdi sahil lootuna da bakasım var ama kurtlar da bana bakar. Ben aslında oradan gidecektim. Sahile tamam alacaktım. Öyle gidecektim ama bu yorgunluğum ve havanın kararması galiba sabaha bıraktıracak o olayı. Dragon'da da puan boldur zaten. Fidanlarım var yanımda. Fidanları gece yatarken kurutmam lazım. İnşallah unutmam. Birazcık da çubuk almam lazım. Yakacağım yok. Ben gitsem ama yıpranmış yolda kalamayacağım. Madene bu şekilde giremem. Yok yok benim. Şu an yıpranmış yolda bu şekilde bu yorgunlukla geçemem. O yüzden benim adaya çıkmam lazım. Çünkü depar atma falan gerekecek orada. Yorgunluğum sıfıra düşerse ki oranın kurtları ızdırap oluyorlar da. Mesajı ben aldım merak etmeyin. Geçeceğim. Tavşan adası şuradaydı diye hatırlıyorum ama. Şu an kurt gelmesin ya. Tavşan adasına çıkmak istiyorum ben. Evet kurt geliyor. Umarım arkamdadır. Ben geri mi dönüyorum yanlışlıkla? Bir dakika. Bir dakika dur. Evet ben geri dönüyorum yanlışlıkla. Bakın siz adamı böyle gitmem lazım. Şimdi fark ettim. Donate komutunu düzelttin mi? Gerçekten mi? Süper. Nasıl düzeltebildin ya sen onu? İyiymiş valla Dragon. Ben onu hep unutuyorum normalde düzeltecektim de. Möz düşük de Babanx. Möz'ü biraz zor göreceğiz. Möz'ün düşük olması benim için dezavantaj. Aha burada bir tane fidan buluyordu. Geçtik mi biz onu? Bir de burada fidan loot oluyordu.
kurt korktu. Benden korkmadığına göre ayıdan mı korktu? Çünkü benden korkacağı herhangi bir şey yok. Adaya gidiyorum, tavşan adasına. 216 saat kırık kaburga. Anısı var. Ben yanlışlıkla Mizantrop'a gelmiş olma ihtimalim var mı acaba ya? O kadar uzağa gittim mi ben? Ben tavşan adasındayımdır inşallah. İnşallah tavşan adasıdır burası. Mizantrop'sa çok uğraşacağım. Adaya, koskoca adaya geçmiş olma ihtimalim yoktur herhalde ya. Tavşan adasıdır burası. Ya da var mıdır? Var mıymış? Tavşan adası. Güzel. Gece balık avı var. Geceye izle geliriz Dragon. Ama birazcık uzatacağım yayını. Ne kadar gece olduğunu şu an kestiremiyorum. 12'den sonra sarkıtacağım. Güzel. İyi geldik ya. Eğer Mizantrop olsaydı, çünkü tavşanlar olmadığı için direkt kurt saldırıyordu. Ya orası biraz sıkıntılı bir ada. Şimdi ben gündüz gözüyle şurayı bir lootlayayım hızlıca. Sana da beresi gel artık. Loot güzel, loot güzel diyorsunuz. Berem yok ya. Şunu lootlamak istiyorum. İyice bir şey kaçırmayalım. Bir şöyle bakalım sağa sola. Bunda böyle dış lootlara bakarım. İç lootları zaten buna gerek yok. O bile gaz yağı tasarrufu yapar. Suyum var burada, güzel. Galiba bir şey yok ya, yatağın altında da yok, tamam. Bir tane şırınga ver ya. Hiç şırıngam yok. Planları kurut. Çok güzel. Şimdi hemen atayım onları. Unutacağım yoksa. Düğümü aldım. Planları şuraya bir atayım da şöyle. Bunları da inşallah şeyde unutma. Ya bu oyunda unutkanlık şey. Unutkanlık da bir zorluk. Unuttuğum bir şey mesela SSC yapıp çıkmayın, çünkü oyunun dinamini yine bozuyorsunuz. Ben bazen mesela Tatlı Vadi çiftlik evinde bir şey unutup Carter'dan geri döndüğüm de oldu yani. Öyle saçmalıklar da yaşadık. O da oyunun doğası. Panda ol. Şubere yayının başında söyledim de kaçıranlar oldu. Şubere iyi giydim diye şey oldu ya. Bir tanesi ne demiş? Yorumu da onun yazdığı şekilde okumam lazım da. Panda'ya özeniyorsun, biraz özgün ol, bilmem ne falan filan yazmış da. Özeniyorsun değil de böyle onun gibi bir DS'de iltifat olarak algılayacaktım da özeniyorsun şey oluyor ya. Hakaret gibi olmuş biraz. Hüllol, şimdi gece sabah alacağım bir şeyin not alamam onu. Sabah yanıma almam lazım. Sabah o yüzden not almak saçma olur. Bu arada iyice karardı ya ortalık. Kahve lanet oluştu ya. Kahve çıkıyor dediniz. Kahve çıkmadı. Beren'in arka planda gözükmesi. Yok, ben bulsam giyeceğim zaten de bulamadım bir türlü. Yok abi, bir şey. Hiçbir şey yok.
Lanetiniz tuttu ya. Gerçekten lanetiniz tuttu ya. Kitabı alayım. Bunları unutmayayım. İyi kitlenin yanına kötü kitle de gelecek. Maalesef yani onu yapacak bir şey yok artık. Çok anlık olarak moral bozsa da çok takmamaya çalışacağız. Şimdi hasır 30. 50 tane var. 26'lı risk atsam mı? 26'lık 450 kolere risk atılacak bir şey mi? Kondisyonum artmayacak eğer olursam. 33'lük atılır. Mesela şöyle. Güzel. 26'lık bunun kesin gıda zehirlenmesi var ya. Bir şey olmaz ya. Hadi bakalım. Güzel. Hemen kutumu atayım. Babanks kızmasın. Riske değdi. Görüşürüz Barbo. Gelirse atayım biraz daha bir şeyler yerim. Yok takacağım. Kanada beresi bulsam öyle takacağım. Biraz da şeyi mana ediyorum aslında. Kim geldi? Medi Dude. Medi Dude. Merhaba hoş geldin. Kaç bit? 100 bin bit mi? Oha maşallah 25 tane de ifade paylaşıldı. Hoş geldin. İlk defa duydum nickini. Merhaba. Albay hoş geldin sen de. 25 tane ifade gitti chat'e. Kimler o ifade sahipler? Hemen ifadelerini paylaşsınlar hemen. Bir şey yazmış mı? Ben göremedim de. Pardon. Ter paylaşmış. 1000 bit değil mi? Ben yanlış okumuyorum. 1, 2, 3, 0 var. 1000 bit. Çok teşekkür ederim. Ben bu bitleri aslında şey yaptım ama. O da... Sudan Korkan Kedi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Tekrardan. Medi Dude. Umarım doğru okuyorumdur. Twitch'te yanlış söylenenlerden yanlış nickler okuma gibi bir özelliğim var. Maalesef. Uyku emoti. 25 tane emoti geldi vallahi millete. İlk defa 1000 bit geliyor bana. Değil mi? Evet. Yo, bir de yok pardon. Biri daha atmıştı galiba. Mr. Trans mı atmıştı? Haksızlık etmeyeyim şimdi. Ama tek seferde 1000 bit galiba ilk oluyor ya. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne yapacağımı unutturdun bana. Ha, yemek yiyip yatacaktım biraz daha. Şunu risk etmiyorum artık. Bu biraz sakat duruyor. Bunu yiyeceğim. Totalde Mr. Trans ve Arpele vardı evet. Onlar zaten chatte üstte yazıyor. Şunu da ye ya. Bunu da ye. Oyundaki en sevdiğim yiyecek bu arada Asur Otu benim. Bilmeyenleriniz varsa en sevdiğim yiyecek Asur Otu. Doğru okuyorum. İyi bari sevildim. Doğru Mr. Trans 1000. Kondisyonu biraz da olsa attı. Şimdi mizantrop yapabilirim. Mizantropa gireceğim ya. Sabah bazen kurtlar olmuyor. Canlarımı alıp hemen gireceğim. Hızlı olmam lazım biraz. Ben kaç kiloyum? 32. Yapacak bir şey yok ya. Bu yakacakları taşımam lazım yanımda. Fırtına çıkarsa benim işime gelir. Çabuk. Oo kurtlar var. Bir dakika. Bir dakika. Fırtına da var. Bir saat daha uyuyayım ben evde. Bir saat daha uyuyayım. Kurtları yok zannettim. Kurtlar şu an mizantropta ve fırtına varken gidersen çok sıkıntı olacak. En azından fırtına çıksın, kurtlar gitsin. Bu hava fırtına havası. Bayağı kişi 25 kişi ifadeden de faydalandı. Çok güzel oldu. Bana düşmedi ifade ama bana da düşebiliyor bazen.
Daha bana düşmedi. İşte bir saat daha uyuyayım ben. Kondisyonumu çok güzel arttırdım ya. Süper oldu. Elektriğe de çarpılmasaydım. Kitap oku. Buradan çıkarsa gideceğim. Bir çıktı. Nadir de olsa bazen fırtınada da kurtuluyor ama iç dış makinen yapınca gidiyor onlar. Bu fırtınada gitmez ama. Çok kitap okumak istemiyorum çünkü kapalı alan kokusunu ertelemem lazım. Bir iki kurt orada. Bir saat daha uyuyacağım. Bir saat daha uyuyacağım. İfade ne işe yarıyor? Çete atıyorsun. Senin oluyor. Centilmenlik seviyesinden de ifade kazanabiliyorsun. Ücretsiz bir şekilde. YouTube cidden çok geç girdim. Bu kadar yayıncı olup bilinmeyen bir sen varsındır. Çok teşekkür ederim. YouTube'a geç girdiğimin farkındayım ama geç olsun güç olmasın diyelim artık. Teşekkürler, YouTube'dan geldin galiba sen de. Hoş geldin. YouTube'dan gelenler arkadaşlar tekrar tekrar hoş geldiniz. Şu an YouTube'dan izliyorsan videoyu da bakın, canlı yayınlarda şu an 73 kişi olmuşsunuz maşallah. Canlı yayınlara da beklerim arkadaşlar. Yeter artık, gidiyorum ya. Fırtına, çünkü o istediğim fırtınaya dönmedi bir türlü, dışarıdayken dönecek. O zaman şöyle yapalım. Hatta fırtına şu an gitti bile. Sahil lootunda ne var? Ne vereceksin bana? Ne bu? Hasır otu mu? Hasır otu. Severim. O birazcık kötü oldu. Kurt görmediğim açıdan. Şuradan geçebilirsem eğer. Geçemedim. Bravo bana. 1, 2, 3. Çete misiniz? Eyvah, bir tanesi uzaktan ızılıyor. Bekle, şu kulübeye gireyim. Bekle, bir saniye bekle. Koşma evladım böyle. Koşma öyle. Çok hızlı koşuyorsun. Buraya girsem acaba şey olur mu ki ya? Bazen kulübenin içine giriyor ama. Normal şartta da girememen lazım. Ama şartlar normal mi? O sıkıntı. Eğildim. Kulübenin tam ortasındayım şu an. Ellerim havada. Ama bana hala hırlıyorsun. Normal şartlarda kurdun tetiklenmesinin gitmesi lazım ama hala hırlayıp gelmeye devam etti üzerime. Ama şu an kaçtı galiba. Insta sayfasını ilk açtığımızda 35 kişi izliyorduk. Evet, Instagram'da da duyurulardan işe yarıyor. Şimdi kurt taşı olayını biraz deneyebiliriz. Eğer kurtlar buradaysa. Mesela kurt, sen oradasın. Şuraya taş atsam şöyle. Oraya bakar mısın? Bakmazsın. Şuraya bakar mısın? Şöyle şuraya doğru atsam şöyle. Yok abi. Dur, tetiklendiği için galiba. Şöyle duralım. Aslında tetiklenmedi. Eğiliyordum ama. Ali Atakan, sen de YouTube'dan geldin. Bir sonraki seri çok üzüldün. Evet, Deadman üzdü ama olsun. Yeni başlangıç istiyordu millet. 500'den sonra yapacaktım da keşke 500 yapsaydık. Deadman çalıştı, 500 gün yaptık. Diyebilmek var. Şimdi 400 küsür gün. 460 mıydı, 70 miydi, onu bile hatırlamıyorum. 400 küsür kaldı işte. Olsun. Isınıyorum ben burada. Kalorim şimdi. Bayağı bir kalorim var ya. 5000. 6000 küsür. 7000 kalorim yapıyor. 7000 burada. 7 tane yiyorum var. Ben gideceğim ya. Bu kurt nerede acaba? Burada tavşanlar var. Tavşan var, tavşan var, tavşan var, tavşan var.
Tavşan, dur. Tavşanları doğru açıda gidermem lazım ona. Uzağa doğru kaçarlarsa hiç kaçmayacak. Böyle gidersem eğer sanki... Tavşan. Bir şey deneyeceğim tavşan. Kaçma. Benden korkmana gerek yok. Bekle. Şimdi daire çizersem kurt oraya tetiklenecek. Evet. Yapacak bir şey yok. Kader. Mizantrop'a şimdi mi uğratsam? Aslında şuradan doğru gitmek lazım ama Mizantrop'a doğramak istiyorum ya. Beremere çıkar. Kurt sesi duyarsam aşağı atacağım. Şu anlık bir ses duyamıyorum. Kapısı nerede? Kapısı nerede? Kapısı nerede? Hem burada biraz da ısınmam lazım. Süper. Mizantrop'a da geldik. Pencere. İhtiyacım yok. Hadi bir kahve mavi. Sinerji. Kalori. Bitki şey bile çıkmadı ya. Sizin gözünüz kaldığından beri zirve gazozu çıkıp duruyor. Kurtların kafasına taş edince mi kaçıyor? Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu ya. Yani sana denk gelmiştir belki. Yokluk loot ya. Gerçekten gözünüzün kaldığı bu kadar bariz belli yani. Bari beremi ver ya hadi. Bunu istemiyorum. Köpek mamam 36. Köpek maması çok riskli ya şeyde. Kalorisi düşük yersen %50'nin altında seni hasta yapma olasılığı çok yüksek. Mizantrop dedik, güvendik. Hadi bakalım. Burada verecek galiba ya bereyi. Otuzu kraker hep burada duruyor ya. Yok abi. İhtiyacım yok ki. Pembe içtiğim var. Bu kaçlıktı? 73-67. Benimki zaten 73'lük. Ne kadar çok ağrı kesici geldi ya. Bu kadar anormal değil mi ağrı kesicinin bu kadar fazla olması? Ne oldu? Yine bir şey mi oldu? Bana ukala mı denmiş? Ah ah, ukala yayıncı görmemişsiniz siz. Bir saat uyuyacağım burada bakayım. Yorgunluğum iyi. Bir saat uyuyacağım evet. Gazozumu içeyim. Umarım zehirlemez. 35'lik gazozda geçen şeyi muhabbetini yaptık ki gazozdan zehirlenen var mı diye. Ben zehirlenmedim ama hatırlamıyorum zehirlendiğimi. Zehirlendiğimi ama ola da bilir yani. Kurdun üzerine taş attı. Bir kere deneyeyim tamam senin için. Çuluta da ağlayamazsın. Ama vermiyor baba X. Hani dediğinizden beri vermiyor abi. Ne yapayım? Bir o dediğin kulaklık evet çok bazen mahvolmuş çıkabiliyor. Kömürün birazını bırakacağım ya. Evet kömürün birazını bırakacağım.
Şu an ağırım yani. Biraz fazla. 2, 4, 6 burada var. Suyum tam 32 kilo, iyidir. Hadi gidelim. Şimdi yıpranmış yol en tehlikeli yerden bir tanesi. Gazoz veriyor. Ne yapayım? Gazoz veriyor, içiyorum ben de işte. Şimdi şu taktan gideceğim. Böyle uçuruma doğru. Yavaş. Yavaş. Hop. Aynen böyle devam. En sağlıklı şekilde gitmem lazım buradan. Soldaki kurtlar tetiklenmesin. Artık Okya yaptıktan sonra ben genelde Kanset garajına girmeye başlıyorum. Yani mantıklı olan da o. Kanset'e şu an bu kurt seviyesine girersem oradan çıkışım biraz zor olur. Tüm spam Milton'a yığılmış. Biraz öyle olmuş galiba ya. Ayıyı görmedik, iyi. Aa, fidan var orada. Bilmiyorum gördünüz mü? Şu ağacın dibinde fidan var. Kuş fidanı var. Akçası olsaydı bir riske atıp gidebilirdim ama. Fırtına, hayret, yandan esiyor bu sefer. Akça aç mı o? Bir şey daha gördüm galiba. Akça aç galiba. Bazen akça aç durum şey çıkıyor. Yerde uzanmış sidir çırası çıkıyor ama. Tamam, şuradaki kurtları atlattık. Umarım akça açtır ya. Ya şeyler olabiliyor Berkcan, onu diyecektim ben de. Hani izleyen kitleden mesela çok sevdiği bir yayıncı oluyor. Atıyorum beni de o şekilde. Ben gerçi benim kitlemden öyle biri olduğunu sanmıyorum ama. Mesela çok seviyor o yayıncıyı. Diğer onun gibi aynı tarzda oynayan, aynı oyunu oynayan. Bu ne ya? Hem buş var hem akçaağaç aç var. Bu nasıl bir loot? Birazcık affedersiniz bok atma durumu olabiliyor. Ama onu şeyi takmayacaksın yani. Yapacak bir şey yok. O her insanda her insanın karakterleri farklı farklı. Çoğu çocuk da izliyor bu. Genelde çocuklar yapıyor zaten o olayları. Yalnız bu nadir görünen bir şey ya. Kuş ve akça aç. Süper. Öğretmen hoş geldin. Öğretmenimiz eksikti. Öğretmenimiz de oldu. Hoş geldin. Çok sağ ol takibin için. Burada artı bile hissediyorum. Artı 8 derece hissediyorum. Şey olmasına rağmen. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Bunlar riskli şeyler. Bunları yemeyeceğim. Hasır otuya bir tane. Isındım. Ben de matematik öğretmeni diye okudum. Metin öğretmenmiş. Acaba diyorum mat mı falan? Zeplus hoş geldin, merhaba. Yolcu ağıtı. Evet, şimdi riskli olan yere geldik işte. Burada saldırı yemezsek saldıracağımı sanmıyorum çok. Akça ağacı bulduk. Kuş fidanlarımı buldum. Şu an sadece yapmam gereken okbaşı. Okbaşı için de neler gerektiğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Tav ocağına yağdıracağım. Arabadan benzin alınmıyor ya. Biz de bekliyoruz umutla da. Umurkan maalesef alınmıyor. Şimdi riskli olan bölge burası.
Burada kurt yemlemek çok zor. Ben genelde sol taraftan gidiyorum ama sağ taraf kemer tarafından gitsem soldan gideceğim ben yine ya. Soldan gideceğim. En tehlikeli yerlerden bir tanesi burası. Ağır çekiç yanımızda, evet. Fırtınalar artık hiç eksik olmuyor farkındaysanız. Herkes demiş Haris. Güzel. Ya bazen kurtlar bir anda geliyor. Şu an hiçbir tanesi yok galiba. Antibiyotik. Antibiyotik ve ağrı kesici kurtulmuş derim. Ya bunu hiç alasım yok aslında ya. Neyse. Bunu alayım. Olta iğnesi alayım. Hiç ağırlığı yok neredeyse. Bir tane şey verir misin şırınga? Sarga bezi kaç tane oldu ya? 11 tane var. 1 kilo sarga beziyle geziyorum. Benzin bidonum var. Bunu almayacağım. Belki dönüşte şey yaparız. Yakıtımı ekleyeyim ama. Hadi Kanada veresi. Hadi artık. Bu çok iyi oldu. İki tane kazamı tamamladım. Bu modlarda, zor modlarda giyebileceğiniz en güzel kazak o. Şu an gelen kazak. Evet. Bunu onaralım. Açlığım varmış ya. Neyse. 14 TC bonusum var. Çok fazla onarımı sonraya bırakmak istiyorum. Onarım çok yapmak istemiyorum. En büyük şansım şu odun ceketi oldu. Loot konusunda. Şu ana kadar. Kanada verem olmasa da. Centilmence bilgiler devam edecek de Devi. Bu hafta sonu bir video çekmeyi düşünüyorum. YouTube'a özel olarak. Uyumayacağım ya zaten şeyim. Ben direkt gideyim. Eren hoş geldin. Fırtına başarımı ben şey yapmadım. Hiçbir rozet almadım. Sol altta görüyorsunuz mu bilmiyorum kameramdan. Bu oyunda hiç rozet almadım. Zorluğu arttırdık yani iyice. Şimdi şöyle bir devam edelim. Şurada kurt pusu atacak mı? Tavşan mı var orada? Vallahi tavşan var galiba. Süper. Tamam tavşan var ya, sıkıntı yok. Uzaktan hırlıyor. Tavşan var. İki taneymiş ama, pardon. Tavşan var ama ya. Tavşan gitti. Bir tanesi uzaktan hırlıyor. O bana geliyor bana. Allah kahretsin, kaç uzaktan saldıracak. Koş. Lan bodrum nerede? Uzaktan direkt saldırıya geliyor. Yemeği yatarken yemeye çalışacağım bu oyun. Kalorim biraz sıkıntılı. Mesela şu an burada bir saat uyuyacağım. Umarım fırtına artar. Dragon yeni başarımlar geldi ya, onlarla alakalı bir şey olabilir. Yeni rozetler geldi ya, bilmem kaç tane tip atlat falan diye bir şey geldi diye hatırlıyorum ben de. Yeni bir rozet vardır. Onlara da bir ara bakalım ya. Yayında baktım da unuttum ben de şu an ne olduğunu. Oradaki kurt var, yoldan gideceğim. Yol tarafından gideceğim. 33 kiloyum. Ya taş işine çok güvenemiyorum, o yüzden ben kendi bildiğim yollardan. Buradan geç çabuk.
Seni şöyle arkama alsam. Sağdakiler tetiklenmeden orada kaldı. Öndekiler tetiklenirse hiç iyi şeyler olmayacak. Nereden geliyorsun lan? Tepeme mi atlayacaksın? Meşale var. Aa, fırtına feneri de taşıyorum yani. Onu madenin çıkışına bırakacağım. Madenden sonra. Sağdakiler tetiklenmezse süper olacak. Şimdi hangi yoldan gitsem? Solda kesin kurt var. Sağda ihtimal. Şuna ben bir yemimi atıyorum ya. Bu yemi hak etti bence. Yemi attım ona. As. Yapma bunu be. Çok kötü yerde geldin ya. Berbat bir yerde geldin ya. Bir tane daha üstte var. Ha, tavşan, 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 tavşan. Tavşan, buraya gel. Gözümün önüne gitti. Arabanın yanında yiyor ama bir şey yapmaz herhalde bana. General hoş geldin. General mi geldim? Taş işi sakat, evet. Ben de taş işine güvenemiyorum çok ya. Oyundaki normal mekanikler bile bazen patlayabildiği için taş işi gerçekten sakat. Denedim birkaç, mesela kulübede gitmesi lazımdı ama gitmedi işte. Taş yön değiştirmeye yarıyor. Bazen gerçekten etkili olabiliyor ama şu anlık hiç şey değil ya. Efektif bir şey değil benim için. Tamam, buradan sonra kurt saldırısı yemem herhalde. Kömür toplayacağım. 3 numaralı kömür madenine girdik. Kapalı alan gelecek. Ya şeyden sonra büyük ihtimal. Biraz dışarıda zaman geçirdim ama 3 günde evde kaldım. Bu mağaranın sonuna da ağırlıklarımı bırakacağım. 1 saatte chat'tesin. Bırakma o zaman general ya. Kaçırmış olabilirim seni. Yem işi daha garanti şu an. Yemi yalnız dediğim gibi işte artık yeni güncellemeden sonra yemi yakında durursanız sizi kurt yiyor. Yakında durmamanız lazım. Çok fazla kömüre ihtiyacım yok. Şöyle 10 taneyle gitsem de olur. Şu andan kaç tane oldu zaten? 9. On tane 3 kilo. Orada da var zaten kömür. Zaten çok fazla okbaşı yapmayayım ya. Nacak bıçak birer tane. Böyle 20-30 tane de çok fazla yapmayayım deyip 20-30 tane de okbaşı yaparım herhalde. Biraz daha kömür alayım ben o zaman. Devicim hiç sorun olmaz. Keyfine bak. Normalde kurda isabet etmeden de oluyor Ghost. Mesela kurdun şey gibi düşün. Hani her zaman gizlilik oyunlarında olur ya, bir şey atarsın oraya yönlenirler. Burada da öyle yapmaya çalışmışlar aslında da.
Kurdun kafasını atıp kaçırmadım daha önce yani, deneriz onunla. Burada levye vardı. Dönüşte onu şey yaparız. Ha, levye yok. Bu sefer de levye vermedi. Dedim ben de öldüğümüz mağaraya tabii ki de gideceğiz Yusuf. Ama ne zaman gidelim bilmiyorum. Gideriz. Gideceğiz zaten. Kesin gideceğiz de. Oraya ama şey yapmak lazım. Dedim ben öldüğümde de söyledim. Oraya yemek stoklu gitmek lazım. Mesela Kuzey Işığı geldiğinde gideceksin. Kuzey Işığı gidecek sabah. Ondan sonra orayı lootlayacaksın. Sonra bir daha Kuzey Işığı gelmesini bekleyeceksin. Ama iyi sağlam yemek lootuyla gideceksin. Bu mağaradaydı değil mi bu arada? Pardon, burada değildi. İlk yardım şırıngası sahil. Bunları almıyorum artık ya. Sahil yoluna geçiş mağarasındaydı. Tatlı vadiye geçiş mağarasındaydı. Burada değildi. Bir an bu mağara o mağara zannettim. Burada mıydı levye? Burada da yok. Şimdi geceyi burada mecburen geçireceğim. Almıyorum artık ya. Evet, fenerimi kapatıyorum. Buraya yatağımı atacağım şöyle. Sonra şurada çekmece olacak. Bu çekmeceyi şimdi fenerimi bırakacağım. Dikiş kitabını sonra okuyacağım için buraya bunu bırakacağım. Bu akçe ağaçlar, bunları da şöyle yapacağım. Bir saniye. Argı bizi biraz bırakabilirim. Çok fazla var. Kömür o kadar getirmeye oraya. Bakayım kaç kilo? 6 kilo. Kömür bir dursun ya. Şunları yere atayım. Bunlar bir kurusun. Bunları atacağım. Bunları yemeyeceğim çünkü. Dönüşte alırım. Köpek bombasını risk edebilirim aslında. 35'lik olanı ya. Seni risk ediyorum. Ediyorum. Hadi bakalım. Kömür gördüm mü dayanamadım. Ne yapayım ya. Astar merhaba, hoş geldin. Olmadım. Süper. Şimdi uyuyorum. Fırtına var zaten dışarıda. Kondisyonum yüzlenecek galiba. Kuzey ışığı geldi. İçeride kablo yoktur inşallah. Sen de mi YouTube'dan geldin? Hoş geldin. Merhaba. Kondisyonumu yüzledim ya. Allah'a şükürler olsun sonunda. Aslında 3 saatten fazla uyuyacaktım ya. Biraz daha yemek yemem lazımdı. Dokuz tane asır otu var ya. Dışarıda ölü geyik falan da bulurum. Eğitimde orada ölü geyik var. Büyüteç varsa ısınma bonusuyla hem de et için oraya gidebilirim. Eğitimde oraya.
Çok güzel. Şimdi bu bar 23. Bu hasta eder. Bu da hasta eder. Şunların ikisi çok yüksek riskli olan şeyler. Bunları sonra yerim. Bunların da mesela bir dakika, fazla kurtulmuşları alsam daha mantıklı. Tamam, şu 14'ü bırakıyorum. 2 tane 27 kurtulmuşu alacağım. Bunlar da burada kalsın. Dönüşte bunlardan geçeceğiz zaten. Gereksiz ağırlık başka ne var üzerimde? Olanları bırakayım. Dönüşte buradan geçeceğim. Kuş fınarını falan sonra yaparız. Bunlar burada dursun. Kurtulmuş deri bırak. Reishi bırak. Dışarıda hava durumuna bir bakayım. Şeyden alıyorum ya, şimdi uzun süre vakit geçirirsem, kurursa eğer orada hemen balina ve istasyonunda yapabilirim. O yüzden alıyorum. Bazen denk geliyor, yapabiliyorum. Tüfek yok. Hava güzel. Ben direkt gidiyorum ya. Büyüteç vardır büyük ihtimal. Şuraya çıkıp Kate'in başında bir şey yakarız. Yavaş bir dakika. Her zaman indiğim yer burası değil miydi benim ya? Ulan güncelleme gelmiştir. Belki burayı keskinleştirmişlerdir ha. Ama burasıydı galiba. Şöyle. Biraz fazla dik geldi bu sefer nedense. Süper. Şurada tavşan vardır inşallah. Hava buz gibi. Güneş çok güzel doğuyor. Reşim yanımda vardı İsmet, o yüzden almadım. Isınma bonusu almam lazım. Şuradan da kurt var mı acaba burada ya? Eyvah, tavşan yok. Tavşan ve geyik yok. Hemen şu geyikin oraya çıkmam lazım. Her zaman yaptığım gibi geyiğin başında ateş. Rüzgar izin verirse eğer. Dağ keçisi. Yüksekte korkum yok benim abay. Burayı çok seviyorum. Katie'nin gözden uzak köşesine bayılıyorum. Bin bitinden sonra arkadaşlar rica ediyorum. Gentil Alevi veyahut da Emotisi olan varsa Made in Duty için lütfen yakabilir mi? Bin bitten sonra bir de abone oldu. Hoş geldin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geyik burada ama bu rüzgarda ateş yakılmaz. İyi denemeydi. Büyüteçim gitti benim bu arada, değil mi? Evet. Büyüteç vardı, o da gitti. Bir saniye, şöyle bir şey yapacağım. Oha, kondisyonum çok gidiyor. Böyle en az rüzgarın söneceği yer burası. Hızlandırıcı. Kibrit. %100. Yak. Gentil Alevi'de ben de yakıyorum. Made in Duty için kibritimi yaktım. Kibriti çok nadir yakarım.
Çok teşekkür ederim tekrardan. Ya azıcık bir şey daldım, %5 kondisyonum gitmiş ya. Kondisyon düşmez de en fazla üşümede olduğu için şu an güzel ısınıyorum ama. Şimdi şunu yapacağım. Şunu bir iç. Şu ateşi bir dakika söndürme, şu ateşe geliyorum ben. Bir saniye. Şunu da şöyle yapacağım. Lütfen sönme. Lütfen. Pişiriliyor, 2 oldu, süper. Azıcık sönme. Tavşan attım oraya ama biliyorum. Yarım kiloymuş ya. Olsun, yarım kilo yarım kilo da ne yapalım. Tavşanımı da alayım. Kargo tüyü unutmadan almam lazım. Şimdi şu tavşanı attım. Eti buraya aldım. Giderken de bir tane şey yiyeyim, dur. Hem sıcaklık bonusu ondan da alırım. Domates çorbası içeyim ya. At bunu. Sıcak sıcak bir çorba içelim, içimiz ısınsın. O da orada olsun. Şurada da bir şey yapma ya, burada bir dakika tavşanı toplayayım ben. İlk önce etini alayım yarım şar kilodan. Dişi dövü 2 yaptık. 8 tane etimi tamamlarım. Bunu komple yeme bir dakika. Bundan biraz bırakmamız lazım. Birazcık daha ye. Tamam. Kaç tane var? 5, 6, 7. Bir tane daha et alacağım. Diğerlerini bırakabilirim. Bunu da biraz bırakacağız. Tamam, 8 tane yemim oldu. Ah be, rüzgar karşıdan geldi. Hadi sönme, şu tepe kurtar. Tepe kurtarsın beni. Bunun postunu alacağım. 40 dakika diyor ama ya. Bunu ye komple. Bunu komple ye. Daha sonra su yap bana. ...18 dakikaymış o ya. Kesin söndürecek ateşi ama. Bunu da ye. Sönme ateş, hadi. Vallahi sönmedi. Var. Galiba şu iki tepe kurtardı beni ya. Burayı güzel yere yakmışım. Şurada resmi tutucu sönmez. Rüzgar değişkenliği çok fazla olduğu için. Biraz tırsıyorum şahsen. Bağırsakları alsam kokum çok olacak. Bağırsakları almayabilirim. Çok bağırsağı almayacağım. Çorbamı içiyorum. Sıcak sıcak göm onu. Bunu yanıma alacağım.
Kutu verdi bir tane. Bunun da fazlasını at. Meşale alacağım. Birkaç tane. Bunları tavucana kadar taşıyacağım. Bakayım taşıyabileceğim. Bunu kötü verdin. O süper verdi. Tamam. Hadi gidelim. Şu an çok iyi durumdayız. Bu fırtınayı çok güzel atlattık. Kibrit harcadık ama çok güzel değdi yani. Neden biraz? Evet, yem için. 8 tane taşıyorum yanımda. Yem için onlar. 8 tanesi bir koku yapıyor. Gördükçe hayvanları yemliyorum. Şu an çok güzel durumdayız. Fırtına da bu meşaleyi söndürmez ve tav ocağına taşırsam eğer, bu gece hemen başlıyoruz. Ama hurda metal toplamam lazım şeyden önce. Gerçi kömürüm bol ama. Bakın buradan sonrası biraz daha kolay. Şimdi en sağa yaslanacağım sahile. Solda kurtlar var. En sağa yaslanarak gidersem eğer bir şekilde atlatıyorum kurtları yemleyerek. Barajın tatlı vadiye geçen yerinde. Evet, orada bir mağara var Eren. Buranın sahil tutunda ne var bakalım. Bir dakika. Ben burada suya düşmüştüm. Pardon. Dalmayayım bir daha öyle. Gitmeyeyim. Balık mı o? Balık. Balığa hiç ihtiyacım yok. Hem koku hem ağır. Şu an hiç gerek yok. Solda kurtlar olabilir. Evet. Bahsettiğim yol bu işte. Hani tamamen bu bahsettiğim andan itibaren belirlediğim güzergah, terk edilmiş topraklar güzergahı. O yüzden burası daha iyi. Harap bataklık daha kötü. Yemleri biraz daha bilerek küçültmüyorum. Dragon. Zehirlenme olasılığım olduğu için artık yanlışlıkla yememek için şey yapıyorum. Risk etmiyorum o kadar. Seviyen 5 olsa ederdim ama kurtlar orada. Dedim ben de, bana bir kere şuradan kurt gelmişti. Arkamdan kurt gelmişti. Allah'tan yayın vardı da vurmuştum onları. Fenere çıkacağım ama şimdi değil. Tav ocağından sonra çıkacağım giderken. Şimdi şu dıştan dolaşacağım. Hava şartlarını, kömürleri bu yüzden fazla taşıyordum. Kömür olmadan dışarıda ısınmaya çalışmak çok zor. Bir sürü odun gerekiyor. Kömür ısı bonusunu çok verdiği için kömür taşımak her zaman avantajlı. Bunu at ya. Bunu kullan. Ateş de bu şekilde taşıyoruz. Onu biliyorsunuz zaten. Kafama ayı falan düşmezse galiba geldim ya. Şu an tek bir düşmanım kapalı alan korkusu. Onun dışında bir korku şeyim yok. Burada sıkıntım yok. Onu iyi dengelemem lazım. Hani kapalı alan korkusu gelirse ki geldiğinde her şeyimi yapmış olmam lazım. Dönüş yolculuğuna başlamış olmam lazım. Şurada geyik oluyor bazen. O geyiğe bakalım. Varsa eğer gece sette geyik oluyor. Hocamız şurası. İyi almışım. Kuş fidan ve akçe ağaçlarından şüphe ettim de. Meşale artısı veriyor. Bak mesela şu an -4 hissediyorum, tamam mı? Şöyle göstereyim hatta size. -4 hissediyorum. Meşaleye attım. -7 oldu. +3 derece veriyor meşale. Ben de geleyim şöyle. +3 derece veriyor meşaleyi taşımak. Medidut, çok teşekkür ederim tekrardan 1000 bit ve aboneliğin için. Tekrardan bekleriz. Çok sağ ol. İyi geceler.
Oh, geyiğimiz de var burada. 180. Yak bakalım. 9 merhaba. Ha Yiğit. Yiğit merhaba. Hoş geldin Yiğit. Yiğit benim yeğenim oluyor. Özbeöz. Amca oğlum. Bir daha yak şunu. Fırtınayı yüksek yaptık şansımıza. Ya işte fırtına geldiği anlarda köşelere sığınıyorum. Eve sığınıyorum. Bir tane daha kömür buraya harcanır mı? Harcanır. 1,5 kilo güzel. 3 parça halinde alabileceğim. Şimdi şöyle yapabilirim ama. Şu tüm okullarımı bir atayım. Buraya ayı da gelebiliyor. Yusuf o şey ya, oyun kültürü olan bir çocuk yani, o yüzden. Bu kadar önemli. Bir saat diyor ama ya, bir dakika. Umarım ayı gelmez ya. Bunları komple yiyebilirsin. Bunları komple ye. Orada zaten su yapacağım. Buna da gerek yok. Bunu da dışarıda yapayım. Okan hoş geldin. Çok sağ ol takibin için. Torba dökülmüyor değil mi böyle? Fırtına geldi ya. Neyse postumu da sonra alırım artık, ne yapayım. Bu oldu mu acaba ya? Soğuk olmamış. Şu an 3 kokuyorum. Benim bir an önce gitmem lazım. Ya bu sık sık başımıza gelecek burada. Agape hoş geldin, merhaba. Bu rüzgar ateş sönme davaları sık sık başıma gelecek. Zaten 3 kokuyoruz ya, al gitsin. İyi güzel, ayı gelmemiş henüz. Tamam, buraya sağ salim girdik. Şimdi hurda materyal yapacağım. Bir dakika, umarım kumaş. Kumaş yeterli sayıda var. Güzel. Kumaş gerekiyor ya şeyler için. Bacak ve bıçak için.